apartman yönetiminde büyük sürpriz. Horozcu Yavuz adaylıktan çekilip babam da işlerini öne sürerek görev almayınca annem yönetici. Sabri Bey yine bir oyla komada. Bir temizliktir gidiyor efendim. Ne oldu bunlara? Allah kahretsin. Şükrü Bey'in arabasını da yıkamışlar. Yıkarlar. Allah kahretsin. Utanmasalar bando çaldıracaklar. Allah kahretsin hepsini. Çaldırırlar efendim, çaldırırlar. Kahvaltı hazır efendim, oturabilirsiniz. Kahvaltısını da Allah kahretsin. Aa, daha neler artık efendim. Kahvaltıdan ne istiyorsunuz? Oturun lütfen. Olmaz öyle bir şey yemeden. İştahım yok efendim. Allah kahretsin. Ne demek efendim? 24 saattir bir lokma girmedi kursağınıza. Ölüm orucuna mı yattınız? Yattım. Allah kahretsin. Kimse de kabahat bulmayın efendim. Kahretsin kahretsin. Sizde basiretsizlik. Basiretsizlik denmez buna efendim. Satıldım, satıldım. Allah kahretsin. İkinci yönetici de sizsiniz ama efendim. Yine apartmanın hesabı sizde. Hesabı batsın. İkinci yönetici ha, ikinci yönetici. O haydut sattı beni. Allah kahretsin. Çekildi adaylıktan. Karşıma çıkacak cesareti yok tabii. Boşuna üzüyorsunuz kendinizi efendim. Nazan Hanım ne anlar apartman yöneticiliğinden? Sonunda bütün işler yine size kalacak. Kalmasın istemem. Başlarını yesin, apartmanları da, yönetimi de. Allah kahretsin. Çiçek gibi oldu vallahi Gül. Nazan Hanım hep böyle istiyor. Titiz kadın, başkalarına benzemez. Tabii canım, asil kadın, asil. Bak ben de Şükrü Bey'in arabasını nasıl yıkadım. Eline sağlık. Cafer! Buyur. Çalış çalış, hep böyle görelim seni. Bundan sonra hep böyle Cemil Bey. Tabii, kadın yönetici olunca. Sabri Bey ne yapıyor? Bilmem, görünmüyor. Buna da laf çıktı. Ha, konuşacak. Ha, bağırsa ben indireyim Gül. Yok canım artık sende. Ama ne olur ne olmaz. Allah korusun. Babacığım, kapıcı! Babacığın öpsün seni. Buyurun. Cafer, Şükrü abi gitti mi? Yok yok, burada. Ha, aman bizim araba elektrikçide de. Parlatmışsın apartmanı. Nazan Hanım'ın şerefine mi bu? Ne demek? Bizim için her yönetici bir Sedat Bey. Hadi hadi bırak şimdi. Bu seçilseydi... Ölmüştük vallahi. Yavuz abinin çekilmesi de iyi oldu. Zaten işi başından aşkın adamı. Öyle. Bu ne yapıyor? Hiç. Ne yapacak? Karalar bağladı oturuyor. Çıt yok. Otursun tak aldı dersini. Tak yine tak. buyurun. Günaydın, nasılsınız? İyi günler abicim. Kutlarım. Beni niye kutluyorsun Sedatçığım? Nazan'ı kutlayın. Müdürüm günaydın. Günaydın ekselansları, günaydın. Bize de bir merhaba demek yok mu? Merhaba ekselans. Buyurun. Çiçek gibi yaptık apartmanı Şükrü Bey valla. İyi iyi. Bak Nazan öyle Yavuz Bey'e benzemez. Tozunuzu attırır. Merdiven altı, köşe, bucak. Aa, ona göre bak tak. Canı sağ olsun. Tak. Ben de seni bekledim abi. Sedat, senin araba nerede? Tep taktırıyoruz da abi, yarın alacağız. Elektrikçide. Nasıl yıkamışım seninkini ama Şükrü Bey? Ay, yağcılık, yağcılık. Cafer hep bunu yapıyor. Günaydın. Cafer bak ne diyor. Bırak abicim, adam yerine mi koyuyorsun şunu ya? Sarhoş, konuşuyor işte. Yönetici olunca böyle. Ye Türk'üm, ye dünyası. Yönetici ben değilim Cemil Bey. Fark etmez, yağcılık, yağcılık. Allah Allah.
Al şu Cafer'a. Yok. Al al. Hareket versin. Abicim boş ver. Göreceksiniz. Bir saltanat, bir tantana Şükrü Bey gitti. Cehenneme. Saltanatları batsın. Bir etek öpmedikleri kaldı ahlaksızların. Öpsünler efendim, öpsünler. Allah kahretsin hepsini. Çarpmış bu arabayı, çarpmış. Yok canım, teyp taktırıyormuş. Elektrikçi de diyor. Bakma sen öyle söylediğine. Katil duymasın diye. Hasar büyük. Yapma be. Biz duyarız. Sabri Bey ne yapıyor? Ses yok. Çok yaşamaz. Böyle yıkımlar götürür bu yaşlarda. Başladın yine. Bizim bir belediye meclis reisi bu Kerem abi vardı rahmetli. Bir düştü. Ben bu şerefsizliğe daha fazla katlanamam efendim. Ne düşünüyorsunuz Sabri Bey? Öleceğimi bilsem bir kadının yanında yardımcılık yapmam. Bitireceğim bu işi. Nasıl? Sabri Bey, intiharı mı düşünüyorsunuz yoksa? Ne münasebet efendim? Değer mi bunlar için? Tabii efendim. Götüreceğim şimdi bütün hesaplarını, makbuzlarını, başlarını yesin. Şu çayımı içeyim. Neden ama efendim? Apartman size o görevi vermiş. Görevlere batsın. Götürüp atacağım kafalarını. Nazan Hanım ne yaptı size ama efendim? Çok ayıp. İstemiyorum efendim. Ben bir kadının yanında apartman yöneticiliği yapamam. Asıl yönetici siz sayılırsınız ama efendim. Hesaplar sizin elinizde. Hesapları batsın. İstemiyorum. Allah tozunun belasını versin. Şükrü abi. Ha? Herkese araba elektrikçide diyorum ama kaza yaptık abi. Ne? Evet abi, önden. Yepyeni araba hasar çok mu? Çok abi. En az 10 milyonluk hasar var. Peki sigortası? Var abi, alacağız. Aman o iyi. Ha, ondan senin bu alnın. Ondan abi. Serpil sağ olsun. Acemi telaşı. Kavşaktan bir çıktık, güm. Vah vah. Peki karşı tarafta çok hasar var mı? Ne diyorsun abi, felaket. Tespit yapıldı. Bereket kasko ödeyecek onu da. Yazık ya. Aman abi, ocağına düştüm. Bak, Yavuz abi duymasın. Sonum olur sonra. Tam içimizi kurduk, güzel güzel başladık. İyi de nasıl saklayacaksın? İşte onun için seni bekledim ya abi. Servisle konuştum. Yarın öğlene kadar verecek. Yani para mı istiyorsun? Ah abiciğim, ne uyanık adamsın. Ocağına düştüm. Sigortadan alana kadar. 10 milyon. Yarısı da olur be abi. Atayım önlerine tak 5 milyon. Şey, bankadan alamıyor musunuz? Zor be abiciğim. Serpil'in de bir müdürü var. Yapmayın bunu efendim. Pişman olacaksınız sonra. Çekmeyin beni efendim. Ben ne yaptığımı biliyorum. Anam. Lütfen Sabri Bey, lütfen. Gelin düşünelim. Hadi. Vay komşum. Ye geçeyim hürmetler. İyi günler efendim. Buyurun. Hayrola komşu. İlk günden başlıyorsun Nazan Hanım'la hesaplara. Hayır efendim. Ben bırakıyorum, yapamayacağım. Sinirlerim müsait değil. Ama komşu. Ses olmaz. Bu bir koalisyon. Bak, biz aldık çapkamızı, çekildik. Vatandaş sizden hizmet bekliyor. Biraz da o vatandaş bize hizmet etsin efendim. Bıktım. Bıkma komşum. Bu apartman hep bizim. Biz de icabında elimizden gelen her hizmeti yaparız yönetime. He. Sus sen, lafa karışma. Karışma koçum. Biz konuşuyoruz burada. Tut bakayım şu canavarı. Buyurun. Vazgeç komşum.
Senin tecrübenden yararlanacak bu vatandaş. Bozma koalisyonu. Ben de aynı şeyi söylüyorum efendim. Eyvallah komşum. Aman oğlum sıkı tut ha. Babacığım katil. Katil öpsün seni yavrum. Buyurun. Vay kuşum. Paratmışsın apartmanı. Bu ne böyle? Sabri Bey lütfen çocuk olmayın. Bakın ne diyor herkes. Ne derlerse desinler efendim. Umurumda değil. Çekmeyin beni lütfen. Çekmiyorum efendim. Güzellikle. Lütfen bir daha düşünün şu işi. Hadi. Düşünecek bir şey kalmadı Ayla Hanım. Bu benim için şeref meselesi. Allah hepsini kahretsin. O haydutun lafıyla mı hareket edeceğim? Şeref! Sus şimdi sen de. Zaten adamın cinleri tepesinde. Eyvallah koçum. Ah Yavuz Bey, bıraktın bizi bu delilerin eline gidiyorsun. Saçma koçum, 3 günde dağılır bu koalisyon. Bak, şimdiden başladılar bile. Sende İngiliz siyaseti var Yavuz Bey. Ne olmuş Sedat'ların arabasına? Anam. Ne olmuş sayın abim? Paramparça, güm güm. Çarpmış mı? Sen uyuyorsun, görmedim alnını. Yo sayın abim, şimdi senden duyuyorum şerefsizim. Saf olma o kadar, saf olma. Araba gitti. Ne diyor bu koçum? Vallahi günah boyuna Yavuz Bey. Buyurun. Nerede şimdi? Bilmem. Gitti gitti Şükrü Bey'le. Bırak koçum. Onlar benim, dokunma. Tamam Sedat da bitti. Koydum çivimi. Yapma şunu be. Zevk mi alıyorsun? Gaddar. İnsanlık düşmanı. Sabri Bey sonra çok geç olacak. Ne yaptığınızın farkında mısınız siz? Farkındayım efendim, farkındayım. Israr etmeyin lütfen. Peki efendim, ısrar etmiyorum, bıraktım. Hiç mi benim hatırım yok? Hatır meselesi değil bu efendim. Prensip meselesi. Şerefim söz konusu. Kusura bakmayın lütfen. İlker Tandoğan'ın hazırladığı bir İstanbul Radyo programı müzikli... Efendim, iyi günler. Şimdi de öğleye doğru. Biraz erken geldik ama dünden beri fevkalade rahatsızım. İyi günler Nazan Hanım. Çıldırdı Sabri Bey, durduramıyorum vallahi. 2 dakika görüşebilir miyiz efendim? Çok önemli. Görüşeyim tabii canım, buyurun. Bu ne Abbas Bey? Sen iyice boşladın. Tövbe müdürüm affedersin, tertemiz sildim her tarafı. Bırak bırak, iğrenç şu hale bak. Aynı bezde hem kül tablası hem masa üstü silinmez ki. Özür dilerim müdürüm, çok özür dilerim. Bir daha olmaz. Göstereceğim bunu Şükrü Bey'e, göstereceğim. Aman, aman müdürüm, tövbe bir daha olmaz. Şu pisliği görüyor musun Demet? Ver müdürüm, kurbanım sana, yakma beni affedersin. Bir daha olmaz. Ya, sana söyleyince kötü kişi oluyoruz. Olmaz bir daha diyor Ergun Bey. Sen de onun avukatı kesildin ha. Bir kahve yap bana. Baş üstüne. Merhabalar. Hoş geldiniz. İyi sabahlar, bol kazançlar. Efendim, geçmiş olsun. Hoş geldiniz efendim. Aslan Şükrü Bey çantası da Abbas. Bırak Ergun şimdi, bırak, tamam tamam. Abbas efendi sen bize 2 kahve yap. Baş üstüne. Hadi gel Sedat. Geldim abi, benimki orta olacak. Tamam Sedat Bey, orta. Onlar söylemese senin soracağın yok. Biliyorum müdürüm, affedersin nasıl içtiğini. Hadi hadi bakayım orta. Demet. Niye geldi bu adam şimdi? Ben nereden bileyim Ergun Bey? Ya sen de bugün tersine kalktın herhalde. Ne sorsam aksaksız cevap veriyorsun. Olmadı ki bu şimdi Sabri Bey. Neden toplantıda rahatsızlığınızı belirtmediniz? Çok haklısınız. Ben de aynı şeyi söyledim efendim. Bir dakika Ayla Hanım. Efendim, doğrusu bu sonucu umuyordum. Orada büyük bir şok geçirdim. Hala da geçirmekteyim. Lütfen beni mazur görün. O zaman bir toplantı daha yapılsın. Buna karar vermek benim yetkimde değil ki. İkinci bir toplantıya gerek yok efendim. Benden sonra en çok oyalan yapar bu görevi pekala. Yavuz Bey,
Evet efendim, buyursun. Kusura bakmayın, ben doğadanlı çalışamam. Efendim, en doğrusu ben size söyleyeyim. Sabri Bey bir kadının yanında yardımcılık yapmak istemiyor. Öyle mi? Anlıyorum, sorun bu demek. Evet efendim, bu. Neler karıştırıyorsunuz şimdi Ayla Hanım? Ne ilgisi var aa? Var efendim, kaç kere söylediniz? Tamam tamam, anlaşıldı. Hiç zorlamayın kendinizi. Böyle düşünüyorsanız yazıklar olsun. Demek ki bir kadın apartman yöneticiliği yapamaz. Hayır efendim, ben öyle bir şey söylemedim. Ayla Hanım mı yalan söylüyor? Çok ayıp Sabri Bey. Size inan, bakın nasıl yapıyorum ben bu işi. Yapın efendim, gözümüz yok. İyi günler. İyi günler. Bir emriniz var mı diyecektim. Estağfurullah, yok şimdilik bir şey. İyi günler. Köpekler, Allah kahretsin sizi. 5 milyonluk bir senet ver o zaman. Emret abiciğim, vermez mi? Sen yeter ki emret. Emrin olur abiciğim. Canımı al, tak. Büyüksün abiciğim, büyük. Bu iyiliğini nasıl unuturum ben senin, bak. Tamam tamam, dur çağırayım Ergun'u. Allah razı olsun abiciğim. Kurtardın kardeşini abi. Ha Demet, Ergun'a söyler misin biraz gelsin? Ergun Bey, Şükrü Bey biraz sizi istiyor. Gidelim efendim. İnsana ağız tadında bir kahve bile içirmezler. Abicim, müsaadenizle bizim şirketi bir arayabilir miyim? Ara ara, hat al. Sağ ol. Gel Ergun. Buyurun Şükrü Bey, beni istemişsiniz. Dilek, ne haber bebeğim? 5 milyon borç. Benim hesabımdan. Bir de senet yapın. Tamam efendim. Tamam güzelim, bir saate kadar geliyorum. Hadi bebeğim. Zahmet olacak Ergun'cum. Sağ ol abi. Aman ne demek efendim? Belli oldu beyefendi niye geldi. 5 milyon borç Şükrü Bey'den. Aa. Evet. Bu adam borç mu eder kızım? Nesine güveniyor Şükrü Bey'de bilmem ki. Selamünaleyküm beyler. Aleykümselam efendim, buyurun. Bizim Serhat birader buralara uğradı mı? Burada Yavuz Bey, Şükrü Bey'in odasında. Ha, bir merhaba diyelim o zaman. Bir şey içer miydiniz? İçelim. Yap bakalım bitecek birader. Yapalım beyim. Hadi Abbas, bak yine ben hatırlattım. Affedersin müdürüm, kafam pek yerinde değil. Buyurun efendim. Eyvallah birader. Bir şey mi içiyor bu? Yoktu öyle adetler efendim, siz buyurun. Eyvallah. Şükrü Bey, Yavuz Bey geldi. Oo, hoş geldiniz Yavuz Bey. Buyurun, buyurun, buyurun. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Birader, senin ne işin var burada bu saatte? Şükrü abiye bir şey soracaktım da, 1-2 dakika uğradım. Ha Ergun, sana söylediğim şeyi biraz bekle. Tamam efendim. Otursanıza Yavuz Bey, buyurun. 5 milyon muydu? Borç almaya mı geldin müdürden birader? Yok abicim, ne borcu? İş konuşması. Bir şey danışacaktım da. Evet, iş. Yavuz Bey, otursanıza. Oturunuz müdürüm. Arabayı çarptı, niye söylemiyorsun bana birader? Ah, abicim, nasıl söyleyeyim? Korkumdan şok olmuşum ben zaten. Evet, çok korkmuş, çok korkmuş. Ne varmış korkacak müdürüm? Vatandaş acı mı? Yavuz abi, ne yapayım? Sen kendini benim yerime koy Allah aşkına. Ya zor zor, çok zor. Dur müdürüm, sen üzme kendini. Hesabımız var onunla. Bir dakika Yavuz Bey. Yavuz abi, ekmek çarpsın kötü bir niyetim yoktu. Evet, bana anlattı. O anlatır müdürüm. Nasıl olsa vatandaş yiyor. Estağfurullah abicim. Bak pazar sabahı Serpil'le çıktık. Evet. Yollar bomboş. Evet. Biraz çalışalım dedik. Bomboş. Bırak. Hikaye dinlemem. Bir dakika Yavuz Bey, bir dakika. Bana niye söylemedin? Onu soruyorum ona. Burada gerek var mı Şükrü Bey? Bastırtma şimdi senetini Ergun. Hikaye değil Yavuz abicim. Vallahi hikaye değil ama hikaye Evet değil. Hikaye değil. Bana anlattı. Evet, oturmaz mısınız Yavuz Bey lütfen? Allah canımı alsın abi, vallahi yalan varsa. Yani olacak şey değil. Evet. Şöyle bir kavşaktan çıkıyoruz şöyle. Evet. Garç. Garç ha? Garç. Ilhamurunuz geldi. Ilhamur geldi. Abbas getir onu. Koy birader, şöyle koy. Vatandaşa kelaç yok.
Özek gözünü ben şişirim şerefsizim senin. Yavuz Bey, Yavuz Bey. Bırakın beni birader. Bırakın beni birader, bırakın. Bakın hala yapamıyorum. Apas yakala, apas yakala. Abi yok. Bırakın beni, bırakın. Yavuz abi yok, vallahi bir günahım yok. Vallahi bir günahım yok abi, suçum yok. Evet, yok bir suçum be abi Yavuz abi, vallahi yok. Korkmuş, korkmuş Yavuz Bey, korkmuş. Debelenme be adam, korkudan, debelenme, otur ulan bunun için. Oturalım, hep beraber, oturalım. Otur abi, sakin ol abi, sakin ol. Sakin ol abiciğim, ha. Geçti. Her şey konuşa konuşa hallolur Yavuz Beyciğim. Osmanlı müdürüm, niye bana söylemiyor? Korkmuş efendim, korkmuş. Korktun değil mi, korktun? Evet, sağ ol. Ayıp ettim birader. Özür dilerim abiciğim. Vallahi ne desen haklısın abiciğim. İçin için Yavuz Bey, soğutmayın, iç için. Çeki hazır değil mi Şükrü Bey? Başlatma şimdi, çekin lan Ergun! Özlemişim evimi. Ah canım, özlenmez mi hiç? Yapma Mine, sırası mı şimdi ağlamanın? Evet ya anne. Karışmayın bana, ağlayacağım. Az şey mi atlattık kız? Tamam artık, atlattık, geçti. Kapatalım şunu. Ya geçti, kolaydı öyle. Sen bir de ona sor bakalım. Hadi üzmeyin kendinizi artık. Mümkün değil Özge. O kendisini üzmek için yaratılmıştır. Uğraşma benimle Şevket. Aklıma geldikçe fena ağlıyorum. Tamam, ağla ağla. Bırak baba. Ah canım, unutulmaz sizin iyiliğiniz. Bir dakika bile başımdan ayrılmadınız. Helal olsun canım, hepsi helal olsun. Özgeciğim, hatırlatmasana sen de şimdi. Yalan mı? Öz annem bile o kadar durmadı yanımda. Mine Hanım, kalkalım mı yavaş yavaş? Sen git istersen. Sonra? Cem bırakır beni. Bırakır mısın? Tabii baba. Kim bu? Kapıcıdır. Uğra demiştim. Ben Brücken Mustugien. Topluluğun 1979 yılında bir film için yazdıkları bu parçayı... Ha, geldiniz mi hastaneden evladım? Eyvah. Şimdi buyurun. Ben uğraşamam vallahi. Otur oraya, otur, otur. Geç bakayım öne. Tekrar geçmiş olsun Özgeciğim. Buyurun. Sizden özür dilemeye geldik. Hadi Raşit Bey. Yo yo yo, ben bu konuda kararlıyım, istemez. Vallahi ben de. Kızım yapma. Dileyeceksin Raşit. Bu bizim ailemizin birliği, beraberliği için şart. Artık çok zor anne. Bence de. Bakın aksi halde ayrılacağım ben bu adamdan. Size son defa söz veriyorum. Bu meseleyi böyle koymayın Nimet Hanım. Çocukların mutluluğu söz konusu. Şevketciğim bir dakika. O da buna bağlı. Satış yok, satış yok. İsteyen çeker hissesini. Çocukların üstünde Demokles'in kılıcı gibi böyle ikide bir de... Hayır efendim, bu onun herzeleri. Ben hayatımı koyuyorum ortaya. Para hepimizin, ortaklığımız baki. Vallahi çocuklar, bir daha şirkete adımımı bile atmayacağım, söz. Ne kadar üzgünüm bilseniz. İşsizim, açık konuşuyorum. Biz akrabayız. Ben ne anlarım işletmeden, yatırımdan. Siyaset derseniz biraz ama... 30 yıldır noter başkentliği yapmış biri olarak... Tamam Raşit, kimse senin cemaze evvelini dinlemek niyetinde değil. Özür dileyeceksen dile. Dileyeceğim Nimet. Bu da büyüklüğün şanındandır. İnsanın hatasını kabul etmesi kadar irfan olamaz. Cem. Evet Raşit Bey. Öpebilir miyim seni? Öpeceksin tabii. Unutalım evladım. Kolay değil Raşit Bey. Yapma Cem, yaraları saralım evladım. Çeketçim. Olmuyor ama Raşit Bey. Yap yapacağını, ağzına geleni söyle. Ondan sonra da Şevketçim, hadi canım. Ne yapacağım ben şimdi Nimet? Sarıl çabuk. Olmaz olmaz. Şevket lütfen. Aman. Şevketçim beni affet. Bütün samimiyetimle senden özür diliyorum, ne olur. Öp öp. Sen de öp Şevket. Şevketçim lütfen. Biz akrabayız. Evet. Ne yazık ki öyle. Ama uzaktan. Biz nereye verdik bu 12 milyon Ergun? Abim duyarsa kıyametleri koparır vallahi. Allah Allah, hiç böyle şey başımıza gelmedi Şükrü Bey. Anlamadım. Bırak artık şu kağıdı kalemi Ergun. Dön bilgisayara. Efendim birkaç kere denedim. Kızlar da gösterdi sağ olsunlar ama yapamıyorum efendim. Ya çok basit Ergun, yapamayacak bir şey yok. Böyle tak 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 tak.
Özge Hanım bugün hastaneden çıkıyormuş. Ha, çıkmış olması lazım. Unuttuk. Bir arayalım. Arasın demet efendim. Söyleyelim. Gel. Yeminiz var mı? Oho baba. Buyursunlar efendim, buyursunlar. Hoş geldin babacığım. Geç şöyle. Yok yok, bakın işinize. Nasılsın baba? İyiyim oğlum. Sizden ne haber? Bizde de haberler iyi baba. Nazan apartmana yönetici oldu. Oo, öyle mi? Yönetici mi Şükrü Bey? Hiç söylemiyorsunuz, tebrikler. Annen de Özgeler'e gitti. Çıkmış mı hastaneden? Herhalde. Benim de canım sıkıldı, evde otur otur. İyi ettin baba, iyi ettin. Abbas geldi. Gel Abbas. Geldim baba. Dikkat et, küpünü kaçırma. Niye kaçırayım müdürüm, affedersin. Buyur babam. Sağ ol. Afiyet olsun. Baba lütfen bakar mısın? Bakalım. Nazan. Nasılsın kızım? Sesin pek iyi gelmiyor. Tebrik ederim. Apartmana yönetici olmuşsun. Benden de efendim, benden de tebrikler. Ermin de tebrik ediyor. Hadi veriyorum. Öperim kızım. Sağ ol baba. Nazan ne oldu? Daha ne olsun be Şükrücüğüm? Münasebetsiz adam. Yıktı apartmanın evraklarını, başıma gitti. Sabri Bey. Kadın yanında çalışamazmış efendim. Ne yapacağım ben şimdi? Nereden çıkardınız bu işi başıma be Şükrücüğüm? Sıkma canım Nazan. Bırakırsa bıraksın canım. Ben yaparım sana o hesapları. Biz de yardımcı oluruz efendim. Söyleyin, sıkılmasın. Bak Ergun da yardım ederim diyor Nazan. Tamam, ilk günden başladı apartman kavgası. Yok yok Şükrücüğüm. Yapamam ben böyle ruh hastalarıyla. Yapılsın yeni bir toplantı. Akşama konuşuruz Nazancığım, üzülme sen. Ha Özgeler'e? Tabii gideceğiz, tabii gideceğiz, gideceğiz. Osman mı? Bilge telefon et şimdi. Anne akşam Osman'la gelebilir miyiz? Herkesin derdi başka Şükrücü. Arayacak gene, ne diyeyim? Osman bize gelmek istiyormuş baba. Ne yapayım? Gelsin Nazancığım. Yarın akşam gideriz biz de Özgeler'e. Hadi görüşürüz. Üzme kendini böyle şeylere. Ha bir şey istiyor. Kapattı. Ne olmuş Şükrü Bey? Bir tatsızlık var apartmanda. Yok canım, önemli değil. Nazan büyütüyor. Sabri yönetici yardımcısı seçilmişti ya. İstifa etmiş baba. Şöbet. Efendim Osman Bey mi geliyor bu akşam? Derdi sana mı düştü? Sen ne bekliyorsun orada Abbas? Laf mı dinliyorsun? Haşa, o ne kelime, affedersin. Bir emriniz var mı diye. Çık hadi çık. Burada emri hakim verir, affedersin. En büyüğümüz o. Sen karışamazsın. Çık çık çık. Tamam Abbas, tamam. Hadi bakayım. Özür dilerim hakimim. Çok özür dilerim. Buyur babam. Teşekkür ederim. Aa, babam da buradaymış. Raşit Bey senden özür diliyor Şükrü. Hüsnü Bey'den de, Hüsnü Bey'den de. Yok canım, ne ilgisi var, rica ederim. Var efendim, var. Hakikaten istemeyerek aile ilişkilerini berbat ettim. Çok çok özür diliyorum sizden. Estağfurullah, estağfurullah. Biz barıştık. Biz de barışalım Şükrücüğüm. Ver elini. İstemeden kırdım sizi. Bu politika stres yapıyor insanda. Versene elini Şükrü. Ver oğlum. Ver Şükrücüğüm. Biz bir aileyiz. Öpeceğim. Bu politika ortamı bazen çileden çıkarıyor insanı. Oo. Yöneticinin oğlu geliyor oğlu. Cafer amca iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ver bana ver. Bırak Cafer amca bırak.
Seni yağcı. Yapma bunu Cemil Bey. Buyur canım, buyur. Olmuyor ama böyle Cemil Bey. Yağcı yağcı. Bizim oylarımız da seçildiler. Anlamam. Benim de ayağıma gelecek. Almıyor muyuz? Benim adım Cemil. İyi. Benimki de Cafer. Ayağına gelecekmiş. Babanın uşağı vardı. Cafer. Ha. Ödenmez efendim. Ne yapıyor Sabri Bey? Çıkarmış borusunu tart tart öttürüyor. Gitti gitti, çok yaşamaz. Defterlerini teslim ettin Hasan Hanım ha? Ya, 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 ya. Yönetici annem benim. Niye gecikiyorsun oğlum bu kadar? Apartman tertemiz olmuş anne. Her taraf sabun kokuyor vallahi. Laf mı karıştırıyorsun? Nereden geliyorsun? Lale'yi evine bıraktım anne. Oo, taksiyle mi? Hmm. Ama yarısını o verdi. Burnuma acayip kokular geliyor anne. Hmm. Osman geliyor da bu akşam. Aa, yemeğe mi? Bilmem, yemekten sonra herhalde. Ne konuşacaksınız Osman abiyle? Ne konuşacağız oğlum, belli işte. Nişanlanıyorlar mı? He, öyle görünüyor. Kesin. Anne. Efendim. Anne, bu AIDS nedir? AIDS? Felaket. Niye sordun? Hiç, konuşuyorduk da arkadaşlarla. Bir şey mi oldu? Olan bir şey yok anne. Hakikaten felaket. Kimse de bir şey bilmiyor. Aman oğlum, bilmeniz lazım. Sizin tam yaşlarınız. Çekinme. Bana da babana da sor her şeyi. Kitaplar da var bu konuda. Sorarım tabii anne. Bu işin şakası yok, sonu ölüm. Bir şeyler yiyebilir miyim anne? Çok acıktım. Ye ama oğlum. Öyle münasebetsiz saatlerde yiyorsun ki. Çıkardınız yine o boruyu. Sert sert. Boru değil onun adı efendim. Saksafon. Başınız şişti ama. Baş şişirmez efendim bu. Beste yapıyorum. Biraz dikkatle dinlerseniz anlayacaksınız. Beste mi? Evet efendim, beste. Küftesi de bendenize ait. Sordunuz? Hayır, bakışlarınız biraz tuhaf da. Ne varmış bakışlarımda efendim? Pek sabitleşti de efendim böyle. Beste yapıyorum dedim efendim, beste. Da böyle bir beste efendim. İstemeyen dinlemesin. Doktor çağırayım isterseniz. Tansiyonunuz falan yükselmiştir belki. Hiçbir şeyim yok efendim, iyiyim. Rahat bırakın da çalışayım biraz lütfen. Ay, olmaz ama bu efendim, akşam vakti. Başımız şişti. Gel kızım, baban rahat çalışacakmış. Vart vart. Bilirsin ağzının tadını. Ah, mama mama.
Bu ne canım ha? Tepemizde vart 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 boru öttürmek. Beste yapıyormuş Gül, beste. Aman bestesi batsın. Mahsus yapıyor. Üşüttü Gül, iyice üşüttü. Vallahi çıkıp şikayet edeceğim şimdi Nazan Hanım'a. Bırak şimdi Gül, ilk günden tatsızlık çıkarma. Ne oluyor gözüm? Bando mu geldi? Sabri Bey, Sabri. Yahu bu nasıl şey gözüm? Yukarıda duramıyoruz. Biz de aşağıda duramıyoruz Davut Bey. Çal şunun kapısını Cafer Efendi. Allah Allah. Vallahi beni dinlemez Davut Usta. Sapıttı çünkü. İstersen sen bir çal. Çalalım. Allah Allah. He? Bana mı dedi? Sus, sensin Dunkov. Yok Davut Usta, sana der mi hiç? Bana, bana. Ne çalıyor bu gözüm? Boru, boru. Allah Allah, çıldırmış. Çıldırdı, seçimi kaybedince. Buyurun efendim. İyi akşamlar hanımefendi. Bizim Ulviye hasta da yatıyor. Zaten başı ağrıyor da... Sabri Bey'den rica etsem. Ben de söyledim ama efendim susmuyor. Beste yapıyormuş. He, beste mi? Evet efendim, apartman bestesi. Sözleri de kendisine ait. Apartman bestesi mi? Hanımefendi, rica etsem şunu yarın sabaha bıraksa. Söyleyeyim efendim, bırakacağını hiç sanmıyorum ama... çünkü tam yaratma safhasındaymış. Doğum gibi bir şey diyor. Anladım. Sabri Bey! Doğum gibi bir şey mi dedi? Diyorum sana Davut Usta, üşüttü, üşüttü. Yok canım, mahsus yapıyor. Maksat baş şişirmek. Beni duyuyor musunuz efendim? Kimse sizin o baştan bozma apartman mesleğinizi dinlemek istemiyor. Eşek gibi dinleyecekler. Biz onları çok dinledik efendim. Dinlemek istemeyen çeker gider. İşte çalıyorum, buyurun.